Kendime geçen hafta çok güzel bakır tavalar aldım. Hatta birkaç arkadaşımı da götürdüm. Onları da aldırdım. Bayağıdır istiyorlardı. Şimdi bu bakır tavaları ilk aldığımızda onlarla konuşmadan anladım ki aslında bir kısmı bunların ilk başta ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Gerek bakırda, gerek döküm tencerede, hatta yani çelikte bile öneriyorlar, önerenler var. Özel ya da bu içi seramik kaplı tavalarda muhakkak ilk aldığınız zaman böyle bir işlem yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Onun için de böyle illa sütü doldurmaya gerek yok. Böyle 2-3 santim kadar doldurup sütü koyduktan sonra ocağımın altını açıyorum. Bu şekilde pişireceğim. Bakırın da genel olarak hani ilk başta çok uzun seneler çok zararlı dediler, bir sürü şey dediler. Sonra şimdi tekrar herkes bakıra dönüyor. Bakıra iyi bakmak lazım. İyi baktıktan sonra da gayet evladilik ve aslında da en sağlıklı pişirme şekillerinden biri. Bakır tavanız olduğunda en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri çok yüksek ısılara çıkmamanız lazım. Çünkü bakır en hızlı iletkenlerden biri ve içindeki kalay katmanında bu çok yüksek ısılarda yavaş yavaş kendini bırakabiliyor. O yüzden hani çok fazla ısıtmamak lazım. Özellikle boş bırakmamak lazım. Sütüm de güzel bir şekilde kaynadı. Böyle hatta kaymağını da bırakmaya başladı. Böyle tavanın etrafında güzelce çeviriyorum. Her tarafına bulaştığından emin oluyorum. Bunu böyle altını kapatacağım. Ondan sonra süngerle içini güzelce temizleyeceğim. Bakırla ilgili başka dikkat etmeniz gereken birkaç tane şey de şu. İçinde yemek bırakmamak. Hatta hani derler ki sırsız bile bakırda pişirebilirsiniz. Fakat içinde hiçbir zaman yemek bırakmamak lazım. Çünkü içinde 3-4 saat yemek kaldıktan sonra asıl bütün bu reaksiyonlara giriyorlar. O yüzden hani kullanıp kenara ayırın. Bir de sırlama için mahallenizde eğer hani eski ve bilindik bir kalaycı varsa en güzeli. Yoksa böyle satın aldığınız yerlerin size yönlendirdiği güvenilir kalaycılar var. O kalaycılarda kalaylatmakta fayda var dönem dönem. Ama iyi baktığınız zaman bir yıl kadar da güzel bir tavayı kalaylatmadan da kullanabilirsiniz. Son olarak da dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur. Bütün bu hem tavalarda ve tencerelerde çizilmemesi için mümkünse ahşap, güzel bir şimşiriniz varsa o da gayet güzel. Ya da plastikle karıştırmak. Çok fazla böyle çizecek metal kullanmamak. Mümkün olduğu kadar yumuşak bir süngerle silmek ve temizlemek. Bakır tencere bir süre sonra kullanıma hazır. Ve unutmayın, bakır tencerelerde çok dikkat edecek şey var gibi gözükse de hani hiç umrunuz olmasın. Çünkü bir tane yumurtayı güzel bir sahana kırıp onu böyle ekmeğinizi de tam ortasındaki sarıya bandıra bandıra yediğiniz zaman bütün bu hani tada ve niye bunlar için uğraşıldığını zaten anlayacaksınız. Afiyet olsun.